Türkiye'nin insansız deniz araçları yolculuğunun yeni başrol oyuncusu olan ve GİSBİR'in de üyelerinden Sefine Tersanesi'nde üretilen Mir İda, Türkiye'yi bu alanda zirveye taşıdı. Farklı konseptlerdeki İDA'ları sürü halinde kullanabilmek dünyada çok az sayıda ülkenin edinebildiği bir kabiliyet. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen sürü İDA projesi, Türkiye'yi bu alanda Şampiyonlar Ligi'ne taşımakla kalmıyor, aynı zamanda o ligin en üst sırasına oynayacak bir ayrıcalığı da beraberinde getiriyor. Söz konusu platformların otonomi seviyeleri son derece yüksek. Gerek Albatros, gerek Mir İDA, kendisine verilen görevi başarıyla tamamlamak için işbirliği yaparak görevleri ortak akılla bölüşebiliyor. Birbiriyle ve merkezle sürekli iletişim halinde olan platformlar, karşılarına bir engel çıksa dahi etrafından dolanıp, onu aştıktan sonra da doğruca hedefe yöneliyor. Görev sırasında merkezle iletişim kopsa bile, kendisine verilen görevi tamamlamak için otonom sürüş ve yapay zeka kabiliyetlerini kullanıp başarıya ulaşabiliyor. Platform üzerindeki Kırlangıç ismi verilen yüksek çözünürlüklü görüntü alabilen kamera, İDA'nın çevresel farkındalığını en üst düzeye çıkarıyor. Platformun üreticisi Sefine Tersanesi'nden yapılan açıklamada, Mir İDA'nın su üstü harbi, su altı harbi, elektronik harp, mayın harbi ve asimetrik harp gibi alanlarda farklı görev yükleriyle kullanılabilecek bir platform olduğu belirtiliyor. Yapılan açıklamada Mir İDA'nın çok yüksek ateş gücü taşıyabilecek alternatif silah konfigürasyonları için tasarlandığı ve kardeş platformun da yapımına devam edildiği belirtiliyor.